Deprem dalgalarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi deprem dalgaları hocam malum bizim günlük hayatımızda da aslında sıkça yaşamak istemediğimiz bir nokta, öyle söyleyelim. Son bir haftada Çanakkale'de 3 tane evet, deprem meydana geldi. Ayvacık'ta 5.2, 5.3. Toplamda hocam yanılmıyorsam 400'ün üzerine deprem olmuş. Sarsıntı evet. Olmuştur da hani böyle hissedilebilir, hissedilebilir derecede gerçekten evet ve bu depremlerin hala orada devamı da bekleniyormuş. Tabii dediğimiz gibi hani bizden uzak olmasını istediğimiz bir nokta, ama nedir şimdi deprem? Aslında bizim hayatımızın olmazsa olmazı, yani şu şekilde olmazsa olmazı. Yer hareketlerinin tamamlanabilmesi için hocam depremin oluşması şart. Kaçınılmaz bir şey. Kaçınılmaz bir nokta. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela hiç deprem olmayan bölgeler de var. Buna Kanada'nın bir bölgesi dahil mesela. O bölgede hiçbir zaman deprem olmuyor. Neden? Yer hareketlerini tamamını bitirmiş. Yer hareketlerinin tamamı bittiği için deprem olmuyor. Peki deprem normalde nasıl gerçekleşiyor? Yer kabuğunda biriken enerjinin ortaya çıkması olarak biz bunu söylüyoruz. Yani şöyle, yer kabuğunda meydana gelen büyük sarsıntılara deprem denir. Bu sarsıntılar ne sebebiyle oluyor? İçeride biriken enerji. Enerji kendisini dışarıya atabilmek için ne yapıyor? Bir sarsıntıyla beraber o bizim fay dediğimiz ortamın kırılmasıyla meydana geliyor. Peki depremler oluşum sebeplerine göre kaç ayrılacak? 3'e ayırıyoruz. Tektonik, volkanik ve çöküntü depremleri. Şimdi tektonik depremlere baktığımızda yer kabuğunda meydana gelen kırılma veya kaymalar sonucu oluşur. Yani bizim günlük hayatta yaşadığımız depremler. Volkanik depremlere baktığımızda direkt aklımıza geliyor yanardağlarda meydana geliyor. Yanardağlardan volkanlar fışkırması sırasında oluşan patlamalarla meydana geliyor. Ve çöküntü depremleri. Çöküntü depremleri de genelde yer altındaki boşluklar sebebiyle meydana geliyor. Bu daha çok maden çıkarılan bölgelerde oluşabilir. Çünkü biz alt tarafı kazıyoruz. Bir boşluk oluyor. Orada tabii ister istemez bir çöküntü depremi oluşabilir. Ya da mesela şu kaygı da vardır büyük şehirlerde. İşte metro çalışmaları yapılıyor. Burada çeşitli sıkıntılar oluşabilir mi? En fazla oluşacağı çöküntü depremidir. Ama tabii o oradaki boşluğa göre oluşur. Ama zaten bunlar yapılırken mesela orada bir yer... Oyuk kovuşturuyorsa oyuk, kocaman bir şey koyuyor. Kesinlikle. Yani ona çok büyük bir nasıl söyleyelim? Tünel. Tünel yapılırken destekler öncelikle koyuluyor. O desteklerden sonra zaten o olay meydana getirilmeye çalışıyor. Şimdi peki sonuç olarak depremler de diğer dalga çeşitleri gibi titreşimler sonucunda oluşuyor. Bu sefer yerdeki titreşimler sonucunda meydana geliyor ve depremi oluşturan dalgalara deprem dalgaları, diğer ismiyle sismik dalgalar diyebiliyoruz. Şimdi efendim? Şimdi devam edelim. Depremler can ve mal kaybına neden olan maalesef doğa olayıdır dedik. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için her zaman biz buna karşı önlem almak zorundayız. Özellikle biz de Kuzey Anadolu fay hattını biliyoruz. Daha Erzincan tarafından gelip İstanbul'a kadar uzanan bir fay hattı. Ve 99 depremi bu fay hattı üzerine yine gerçekleşmişti. Olası bir İstanbul depremi de yine bunun neticesinde beklenmekte. Peki enerjinin boşalması için ilk kırılmanın olduğu yer. Bizim merkez üssü dediğimiz yer. 99'da Gölcük'te olduğu gibi. Yani ilk o enerjinin açığa çıktığı yer merkez üssü. Ve bunun çevresinde büyüklüğüne göre, şiddetine göre sarsıntılar hissedilmeye başlanır. Peki depremin nasıl oluştuğunu inceleyen bilim dalına biz sismoloji diyoruz. Bilim insanları da sismologlardır. Deprem sonucunda bu yer hareketlerinin nasıl oluştuğunu, bu deprem sonucundaki yer hareketlerinin nasıl meydana geldiğini ya da işte hangi ölçekte meydana geldiğini kaydeden cihazlara da biz sismograf adı veriyoruz. Şimdi peki deprem dalgaları yüzey dalgası mıdır, cisim dalgası mıdır dediğimizde cisim ve yüzey dalgası olarak ikiye ayırıyoruz biz bunu. Yani hem yüzeyde hem cisim içerisinde gerçekleşiyor diyebiliriz. Yüzey dalgaları boyuna dalgalar olup cisim dalgaları hem enine hem boyuna olabiliyor. Şimdi boyuna yayılan bir deprem dalgalarına baktığımızda kütleler yayılmada ileri geri ne yapıyor? İtiliyor. Yani şu şekilde yukarı aşağı doğru bir sarsıntı. Hani biz deprem yaşadığımız dönemlerde bazı kişiler artık şey yaparlardı. Hani bir artçı sarsıntı olduğunda, artçı demek de bu arada ana deprem oluşuyor. Arkasından o deprem hareketinin tamamlanması için ondan daha küçük depremler meydana geliyor. Buna artçı depremler diyoruz. Artçı depremler yaşanırken işte yandan geldi, üstten geldi, alttan geldi filan gibi tabirler biz halk olarak kullanıyorduk. İşte bu aslında burada gelen dalganın, orada oluşan deprem dalgasının enine mi boyuna mı olduğunu bize anlatır. Enine yayılan dalgalarda ise bir sıkışma meydana geliyor. Yani o sarsıntı esnasında ne yapıyor? Kütleler yukarıya aşağı itiliyor ama bir sıkışma ile beraber bu meydana geliyor. Şimdi... Kağıtlarımız kalınmış. Bu...
İki tane mi var, bir tane mi var? Şimdi depremin büyüklüğü ve ölçülmesi. Şimdi deprem büyüklüğü biraz önce bahsettik. Çanakkale'de meydana gelen depremler 5.3, 5.2 ya da işte 99 depreminde Gölcük'te 7.4, daha sonra 12 Kasım'da Düzce'de 7.2 idi. Peki biz bunları neye bağlı olarak söylüyoruz? Bunları biz Richter ölçeğine göre ölçüyoruz. Yani Richter ölçeğine göre ölçüm yapıyoruz. 1 ile 9 arasında bunlar değer alıyorlar. Şimdi 1 ile 9 arasında değer alıyorlar. Biz 1 ile 4 arasındaki noktaları çok fazla belki hissedemiyoruz. 4 ile 6 aralığında belli hissedilmeler ortaya çıkıyor. Bazen can ve mal kayıplarına sebep olabiliyor bulunduğu ortam. Dolayısıyla 6'dan sonrakiler artık şiddetli gruba geçiyor. Özellikle 7.3, 7.4'ün üzerindekiler tamamen doğal afet dediğimiz olgular. Yani büyük bir deprem doğa olayı 6 ile 7.4 aralığında, ama 7.4 ve üzeri artık doğal afet olarak adlandırılıyor. Ve deprem şiddeti 8'in üzerine geçtiğinde haritaların bile değişebileceği söylenebilir. Yani o derece şiddetli oluyor kaymalar, yer hareketleri. Bu ne saçma olay. Burada binaları, rezidansları satıyorlar. 9 şiddetinde depreme dayanıklı değil. Ulan kıta dayanıklı değil 9 şiddetinde. Aynen öyle hocam. Sen nasıl o... Yok abi, kıta sarsılsa bile bu bina gene duruyor. Böyle duruyor. öyle bir çelik bulduk ki yıkılmaz. Şurada yani. Çok önemli bir husus değil mi? Evet, şimdi ona geleceğim. Normalde biz aslında çok olaya basit bakıyoruz. Diyoruz ki ya 5 şiddetinde deprem. Ya ne olacak, 7 şiddetinde depremle arasında 2 fark var gibi. Aslında böyle değil. Onun katları şeklinde değişiyor. Mesela demişiz ki 4 şiddetiyle 7 şiddeti arasında onun katları 3 artıyor, ama aslında 10 üzeri 3 artıyor hocam. 1000 kat daha fazla hissediyoruz biz. Yani şu an mesela Ayvacık'ta olan deprem 5.3 dedik. İşte 99'da Gölcük depremi 7.2, 7.4. Yani 7.4, yani arada aslında 2 fark var gibi düşünüyoruz, ama 100 kat daha etkili. Bu 100 katta da zaten her şeyin bambaşka bir hal aldığına. Aynen öyle. Peki tsunami yine önemli noktalardan biri. Tsunami geçenlerde bir böyle arkadaşlar arasında bir diyalogda geçti. Tsunami Japon ismi mi diye. Gerçekten araştırdık. Japonca deprem su dalgası, deprem dalgası anlamına geliyormuş hocam. Yani çünkü biliyoruz Japonların depremle yaşadıkları süreci biliyoruz ve ona göre gerçekten her geçen gün depreme uygun yeni yöntemler geliştiriyorlar, yeni yapılar geliştiriyorlar. İnşaat alanında gerçekten o noktada hep depremi düşünerek bazı adımlar atıyorlar. Bunun tsunami demek deniz dibinde ne oluyor? Deniz dibinde, eğer şöyle söyleyeyim, merkez üssü eğer deniz dibi ise, yani denizde ya da okyanusta gerçekleşiyorsa, bu depremden sonra ne yapıyor? İlk ulaşacağı yer neresi? Sular. Suda ve şöyle bir hareketlilik başlıyor. Aynen öyle. Orada oluşan büyük dev su dalgalarına biz tsunami adı veriyoruz. Peki tsunami örneğini nerede yaşadık? Şimdi yılını hatırlamıyorum ama bu Endonezya'da yaşadık. Bir de yine 2010'lu yıllardaydı yanılmıyorsam Japonya'da Fukushima'da yaşadık. Hatta Fukushima'da biliyorsunuz bir nükleer santral var. Ama bu nükleer santralde şöyle bir durum var. Hani biz hep nükleer kaza gözüyle baktık. Orada aslında Japonların unuttuğu bir nokta var. Tabii kimin aklına gelir? Orası tartışılır. Depreme dayanıklı bir nükleer tesis, nükleer santral. Depremle hiçbir ilişkisi yok. Ama unutulan bir nokta şuydu. Oluşan deprem sonrasında oluşan tsunami sebebiyle dev dalgalar nükleer santrale kadar geldi. Ve bu su dalgaları nükleer santrale girdikten sonra reaksiyonlarda değişim gerçekleşti ve bir nükleer kaza yaşandı. Aslında tsunami burada nükleer santral tetikledi. Depremden dolayı hani hep şu dendi ilk etapta. Ya deprem yapıldı ya, Japonya deprem ülkesi, kendi nükleer santrali niye deprem uygun üretmiyor diye bakıldığında aslında buradaki olay yanlıştı. Hesaplanamayan bir nokta, oluşan dev su dalgalarının nükleer santrale ulaşması ve bu sebeple birlikte Fukushima nükleer kazası meydana gelmişti. Ona da bakın, bence tsunami YouTube'da araştırdığınız takdirde göreceksiniz. Evet, çok değişik. Çok yavaş ilerliyor gibi ama bir müddet sonra çamura dönüşüyor. Hatta denizden gelirken o Endonezya'da yaşanan şeyde çok ünlü insanların, paramızı alın, bizi buradan kurtarın, evet, bütün paramı sana vereceğim, beni buradan kurtar diye, evet, bağırdıklarını söylüyorlar. Çünkü onlarca metre yüksekliğinde dalgalar geliyor böyle karşına. Binaların yani üzerine gelebilen. Çok fazla yerin yok. Aynen. Şimdi deprem dalgalarını biraz önce söylemiştik. Cisim ve yüzey dalgası olarak adlandırabiliyoruz. Cisim dalgalarını biz kendi içerisinde P ve S dalgası olarak adlandırıyoruz. Peki P ne demek, S ne demek? P primer, birincil. S sekonder, ikincil. Yani sismografa, deprem kayıt cihazına ilk ulaşan dalgalar P dalgaları. Yıkım etkileri düşük, katı sıvı, gaz,
gibi her ortamda yayılabiliyor. S dalgası sekonder dalgalar, yani sismografa ulaşan ikinci dalgalardır ve sadece katı kütlelerde iletilebiliyor. Şimdi gelelim yüzey dalgalarına. Yüzey dalgaları da hocam Rayling ve Love dalgaları olarak karşımıza çıkıyor. Rayling dalgaları deprem anında hissedilen sarsıntıların çoğunun yüksek enerjili Rayling dalgalarından oluştuğunu bilmeliyiz. Yani biz o deprem anında o sarsıntıyı oluşturan dalganın ne olduğunu biliyoruz. Rayling dalgası olduğunu biliyoruz. Love dalgalarına bakacak olursak yüzey dalgaların en hızlısı. Yani Rayling'e göre oldukça hızlı yayılır. Yeri yatay düzlemde hareket ettirir. Yatay düzlemde hareket ettirdiği için yıkım etkisi yüksektir. Yani yıkıcı etkiye sahip olan dalgamız Love dalgalı olarak karşımıza çıkıyor.